Tabii İYİ Parti'nin davranışı açısından çok açık bir şekilde görülen odur ki, yeni değil, uzun süredir İYİ Parti'nin temel üstüne oturduğu iskemle anti-Kürt iskemlesidir. Yani diğer siyasi partilerle çatışması da ilişkisi de sonuç olarak bu konudaki ya yarışma ya bu konuda bir adım önde durma ya da Kürt meselesinde, anti-Kürt meselesinde sallaştırarak kendisine yönlendirme çabası üstüne kuruldu. Bu tabii Türk siyasal sistemi için olabilecek en vahim şeylerden bir tanesi. İYİ Parti gibi merkezde konumlandığını iddia eden, AK Parti'ye demokrasi açısından eleştiriler getiren bir siyasi partinin izlediği bu politika açıkçası muhalif alandaki bölük örçüklüğü, İYİ Parti'nin de muhalefetle iktidar cephesi arasında gidip gelen bir siyasi parti olma işlevini fiiliyatta gördüğünü gösteriyor. HDP'nin reaksiyonu politik, duygusal ama doğru bir reaksiyon değil. HDP için iktidarla muhalefet arasında gidip gelen dediniz, iktidarla gidip gelme böyle bir gelecekte MHP'nin iktidar arasının bozulması halinde bir yedekleme hali mi var İYİ Parti'de? Böyle bir öngörünüz mü var? Yani, bir bunu söylemek çok ileri. Yani bu taktikler ve ilişkilerle ilgili bir şey ama çok açıktır ki İYİ Parti bütün iddiasına rağmen 2018 seçimlerinde ve başkanlık seçimlerindeki konumuna rağmen yelpaze içerisine baktığımızda muhalefette değil iktidara daha yakın bir yelpazede duruyor. AK Parti ile ve MHP ile bir oy yarışı problemi olan bu siyasi partinin bütün ana politik işuları ya da politik görüşleri iktidarla daha uyumlu gözüküyor. Dolayısıyla zaman zaman iktidar cephesi, zaman zaman muhalefet cephesi olabilir mi? Elbette olabilir. MHP'yi yedekleyebilir, MHP'nin yerini almaya oynayabilir. Nitekim İYİ Parti çok parçalı bir siyasi parti. İYİ Parti'nin başında son derece popülist bir hanım var ama etrafında son derece güçlü eski ülkücüler var. Liberal eğilimler, Anapçı eğilimler gibi daha heterojen ama oturmamış bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu siyasi partinin varlığı ancak bu tür yer doldurma işlevleriyle ya da milliyetçilik üstüne oynama işlevleriyle mümkün gözüküyor. Bugüne kadar bunu yaptılar, bundan sonra da bunu yapmaya devam edecekler. Dolayısıyla böyle bir yedekleme olabilir mi? Mümkün tabii.